Samsun'da metruk yapılar, gençlerin sentetik uyuşturucular dahil burada adını vermekten imtina ettiğim bir takım uçucu maddeleri kullandığı Batakhane konumunda. Kendi yöresinde böyle yapılar olup da asayiş olaylarından şikayet etmeyen bir Allah'ın kulu yok sanırım. Yeni adliyenin karşısında haber medyanın bitişiğinde de böyle bir bina var. Bilmeyenler için hatırlatayım. Samsun'da en çok intihar girişiminin yapıldığı o metruk bina. Bu yönü ve çirkin görüntüsüyle de rahatsızlık veren bir yapı. İlk adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un metruk binalar konusundaki hassasiyetini biliyorum. Dün yaptığı açıklamadan da geçen yıldan bu yana 65 metruk binayı yıktığını öğrendim. Sırada 200 bina daha varmış. Aynı dertten Canik Belediye Başkanı Osman Genç de müzdarip olmuş. İlçedeki metruk yapıların uyuşturucu yuvalarına dönüştüğünü söylemişti. Elbette bu sorun kolay çözülmüyor. İşin hukuki ve maddi yanı var. Yıktım demekle olmuyor. Ancak işin uyuşturucu boyutu durumun aciliyetini gösteriyor. Geleceğin teminatı gençlerin batağa sürüklendiği bu yapılar için yıkım kararında bütün erklerin bakış açılarının da ortak olması gerekiyor ki sonuç alınabilsin. Dedim ya, yıktım demekle yıkılmıyor.